2,5 milyon memuru ve iş yerinden kolayca izin alabilenleri yakından ilgilendiren bir haber var sırada. 2019'da bayram tatillerini yıllık izinle birleştirip hafta sonuna bağlayanlar toplam 41 gün izin yapacak. Yılbaşı salı gününe denk geliyor. Evet. Pazartesi de izin kullanırlarsa 4 gün izin yapacaklar. Oh, maşallah maşallah. Gayet güzel. Bence onların da hakkı tatil yapmaları. Çalışan 2019'da kelimenin tam anlamıyla tatile doyacak. Bayramları 1-2 günlük yıllık izinle hafta sonuna bağlayanlar toplamda 41 gün izin yapacak. Bence çok fazla. Ben de kullanıyorum. Siz de devlet memuru musunuz? Evet. Eğer tatile gideceksem tatile gidiyorum. Düğün varsa düğüne gidiyoruz. 2019 için planlar yapılmaya başlandı bile. Gözlerin çevrildiği ilk tarih resmi tatil olan 1 Ocak 2019 Salı. 31 Aralık Pazartesi gününe yıllık izin yazan bir çalışan hafta sonuyla birlikte tam 4 gün kafa dinleyecek. Şimdi devlet memuru 4 gün izin yapacak. Özel sektördeki adam cumartesi günü de çalışıyor. Doğru mu? Bir pazarı var. Pazartesi de çalışacak. Salı günü de çoğu yer yine çalışacak. 23 Nisan ve 1 Mayıs'ta da aynı durum söz konusu. Biri salıya, diğeri çarşambaya denk geliyor. Yani isteyen 1-2 gün yıllık izin yazarak bayramları hafta sonuyla birleştirebilecek. Tabii en çok merak edilen dini bayramlar. Devlet memurları Ramazan'da 1,5, Kurban'da 2 gün yıllık izin kullanarak toplamda 9 gün tatil yapabilecekler. Biz çok izin kullanıyoruz gerçekten de. O kadar da çok fazla yok aslında. Yani normal milli ve dini bayramlarımızda tatil olmasın mı? Çalışanın özellikle de devlet memurlarının 8 gün yıllık ücretli izinle 41 gün tatil yapacak olmasına her kafadan farklı bir ses çıktı. Çalıştıkları gün sayısına baktığımız zaman neredeyse %10'u izinde geçiriyorlar. İşlerimizi aksatmıyoruz yani halkımıza. Yardımcı oluyoruz. İster istemez aksıyor. Hakkıyla çalışılıp herkes görevini tıkır tıkır yaparsa da aksamaz diye düşünüyorum.